Programımız gün geçtikçe tanınmaya başlıyor. Programı bildiği halde çekim yapıldığını bilmeden yardım eden insanlar da var. Ne mi yaptılar? Buyurun izleyelim. İş güç, ev aile, çoluk çocuk derken birden kendimizi hızlı bir maratonun içinde buluveriyoruz. Yaşam birçok şeyi bize unutturacak kadar hızlı akıyor. Unutulan anahtarlar, ödemeler ve daha birçok şey. Ya ben demin aceleyle kalktım da cüzdanı unutmuşum burada. Şimdiki konumuz da unutkanlıkla ilgili. Bir müşteri restorana geliyor ve masada cüzdanını unutuyor. Dur hemen geliyorum, tamam. Hemen geliyorum. Onu gören başka bir müşteri de bundan faydalanarak cüzdandan paraları alıp sessizce yerine oturuyor. Unutkan müşterimiz yerine geri geldiğinde neler mi oluyor? Bilmiyorsun, o zaman sen aldın yani. Beyefendi, ben neden sizin paranızı alayım? Kaç yıldır burada çalışıyorum yani. Neler olmuyor ki? Bu masaya gittim, cüzdanı bildin açtı yani. Görmedim, gerçekten görmedim. Elinizde para vardı, arka cebinize koydunuz, buraya geçtiniz. Bunu tespit edebilmek için bir gün öncesinden Beykent'te bu güzel kafeteryaya kameralarımızı gizledik. Masada cüzdanını unutacak oyuncumuz Efe. Tamam bekle, geliyorum ben hemen, tamam. Cüzdandan paraları alacak oyuncumuz da Ceren. Hiçbir şeyden haberi olmayan garson rolündeki oyuncumuz Okan. Beyefendi, ben neden sizin paranızı alayım? Kaç yıldır burada çalışıyorum yani. İçeri girdim sipariş almaya. Ve onlara yardımcı olacak profesyonel oyuncumuz da Hande. Bayan masaya geçip cüzdanı eline aldı. Oyuncularımız hazır. Biz de hazırlandıktan sonra kameralarımız kayda giriyor. Tamam o zaman. Arka cebinize koyup oturdunuz. Göndermeyin bayanı, madem almadı göndermeyin. Sen olsan ne yapardın? Başlıyor. Gizli kameralar kayıtta. Afiyet olsun. Efe'ye telefon geliyor ve o telaşla cüzdanını masada unutuyor. İyi misiniz siz? Dur hemen geliyorum, tamam. Hemen geliyorum. Tamam, bekleyin, yetişiyorum. Şimdi Ceren iş başında. Ceren kalkıyor ve cüzdandan paraları alıyor. Sizce hanımefendi olayı gördü mü? Efe tekrar dönüyor ve gözler masamızda. Acil çıktım, cüzdanı unutmuşum da. Para vardı bunun içinde. Gördünüz mü? Hayır, ben hastaneye gitmem gerekiyor. Acil para lazım da. Bilmiyorum. Burada ben vardım. Arkadaşlardan da kimse yoktu ama. Ya bir sorabilir misiniz? Tabii. Ya çok acil Tabii. gitmem gerekiyor. Hastaneye yetişeceğim. Ceren bir çok... tuvalete... Çantan kalsın, tuvalete git. Ceren'i gönderiyoruz ve bakın şimdi neler olacak. Ya pardon, siz gördünüz mü? Valla şu dakika masaya geldim, tanıyor musun? Kimi? Şu kızı tanıyor musun? Yok, tanımıyorum. Ya acil telefon geldi, çıktım hemen. Aceleyle hastaneye kaldırmışlar bizimkileri. Yani. Cüzdanı unutmuşum, şimdi koşarak geri döndüm. Paraya şimdi da ihtiyaçları var. Yeni mi oldu? Evet şimdi acil. Ben gördüm, sen kalktın. Evet, telefonla aradılar, hastaneye çağırdılar acil. Şu kız nerede? Ben onun masaya geldiğini gördüm, cüzdanı. Onu açtı gibi gördüm ama bilmiyorum. Öyle mi? Ne kadar gördüm, ne kadar. Bu masada oturan hanımefendi. Yani şimdi suçta var. Yok, o kalktı, evet. Evet değil mi? Kalktı, oraya gitti. Evet, kalktı. O cüzdanı açtı ama ben gördüm sanki onu. Bütün oklar Ceren'in üzerinde. Peki Ceren gelince neler olacak? Ama ben kimse günahını kalktı, kalktı gibi geldi. Değil mi? Kalktı, oraya gitti ama bilmiyorum. Evet, ben de günahını kalktı. Ben de öyle yani. Şey... Ceren gel. Ceren geliyor ve mekan karışıyor. Ya hanımefendi, benim 400 lira param çalındı cüzdanımın içinden şimdi. Geçmiş olsun beyefendi, ne yapayım yani? Yani acilen kalktım, dışarı çıktım, unutmuşum, geri döndüm, içinde para yok şu anda. Ben yerimde oturuyorum yani, neyle suçluyorsunuz? Siz onu yarın polis çağırsanız. Çağırın o zaman, polis gelsin yani. Ben bir kamera kayıtları kamera için... Kamera kayıtlarına bakıyorsun yani. Bir şey sorayım, sen kamera kayıtları hemen evet çıkar ya. Kardeşim. Sonuçta 400 milyon kolay kazanılan bir para değil yani. Ceren sen çık. Geçmiş olsun. Hanımefendi biraz bekler misiniz lütfen? Yok ya, ne alakası var Allah'ım. Lütfen biraz durun, polis gelsin. Hayır, ondan sonra. Hayır, ne gideceğim ya? Niye polis bekliyorum? Olur mu, niye gidiyorsun? Gidiyor. Hanımefendi. Ne oldu? Git kameraya bak. Hanımefendi. Aldı yani. Bırakmayın onu. Ha? O oldu ya, gördüm yani, bir şey diyemiyorum. Sen masaya geldin mi, gördün mü? Ya ben daha yeni oturdum, masaya gittim. Evet, cüzdanı bildin açtı yani. Kalk, ben de zannettim tanıdı herhalde. Kaçıyor abi. Kaçıyor.
Peki şimdi ne olacak? Aa, kız kaçtı abi. Biz emniyete haber verdik ama beyefendi nerede? Yolda gitmedik ki. Neden almıyorsun paranı ki, onu anlamadım. Niye bıraktın? Niye bıraktın? Niye bıraktın? Kolundan tutup da şimdi... Tabii tutacaksın ya. Aa, olur mu öyle ki? Gibisin sen de 400 milyon peşine koşmuyorsun. Allah Allah. Ya. Şimdi ortaya çıkma vakti. Efendim merhaba. Ben gördüm kızın aldığını. Ondan sonra şimdi bir şey de demek istemiyorum yani. Ama kızın peşine gidince ben koşacaktım yani, o tutamadı çünkü. Ben gidecek eğer onun yerinde olsaydım. Her zaman böyle müdahale eder misiniz? Ya görürsem niye etmeyeyim ya hırsıza? Müdahale edilir yani. Unutulan cüzdandan para çalan kıza tepkiler birazdan. Tamam o zaman. Arka cebinize koyup oturdunuz. Dur tamam, bekleyin, hemen geliyorum ben. Tamam hemen geliyorum, bekleyin. Kalk Ceren, kalk Ceren. Şimdi Ceren iş başında. Beyefendi olayı gördü mü dersiniz? Pardon. 400 lira vardı, içinde yok şu anda. Yani bu postaya ben bakıyordum beyefendi ama içinde olduğuna emin misiniz? Tabii işte, demin tersi abi verdim ya. Beyefendi bilmiyorum, gerçekten görmedim. Bilmiyorsun o zaman, sen aldın yani. Başka kimse yoksa, uçacak hali yok. Beyefendi ben neden sizin paranızı alayım? Kaç yıldır burada çalışıyorum yani. İçeri girdim sipariş almaya. Beyefendi çay istediniz. Dur gel, çay getirdim. Oradan çay getirdim, içeri girdim yani, siz gördünüz beni. Ben bir şey paranızı... gördünüz mü burada? Efendim ben, arkadaş bana çay getirdi verdi. Ben burada bir şey görmedim. Bu adam buradan böyle çay getirdi verdi. Şurada bir şey yaptığını görmedim. Öyle bak, başkalar da burada var. Duruyordu, tam böyle duruyordu. Acil hemen telefon geldi, koşarak çıktım, geri döndüm. Olabilir. Biliyorum siz koşarak gittiniz de gördüm ama... Yani ben bir şey görmedim. O beyefendinin de bak burada bir sürü insan var. Tam görmedim. Burada duruyordu yani. Ben de burada oturuyorum valla, görmedim bir şey. Ceren bir tuvalete kalk. Bayanın masaya geldiğini gördüm. Giden içeri giden bayanı. Evet, giden bayanı. Siz gördünüz mü beyefendi? Ben görmedim. Ben ondan sonra geldim, görmedim. Belki bak çantası da buraya bıraktı gitti, ben görmedim. Ben zaten şimdi bir dakika oldu. Ben bir dakika oldu buraya gelen yer. Görmedim. Görsem diyeceğim. Beyefendi ısrarla görmediğini söylüyor. Ben kalktı gitti ama görmedim. Gerçekten görmedim. Siz hanımefendi kalktı buraya mı geldi diyorsunuz yani şimdi? Kalkıp geldiğini bayanın görmediniz mi? Vallahi ben yok. Ben buraya oturduğumda bayan da burada oturuyordu. Ben oraya gittiğini görmedim. Bir şey yapalım yani, ne yapacağız? Beyefendi kameraları görünce donup kalıyor. Efendim merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Efendim sen olsan ne yapardın adlı programımıza sizi konuk olarak aldık. Bu şahit olduğunuz öykü bizim kurmaca bir öykümüzdü. Onlar bizim oyuncularımız. Parayı cüzdanı bırakan, parayı alan onlar bizim oyuncularımız. Siz olaya görmedim dediniz. Doğru. Görmedim dediniz. Görseydiniz nasıl bir müdahalede bulunurdunuz? Görseydim derdim ki... Böyle bir terbiyesizlik yapma, böyle bir iş yapma, hepimiz aynı şeye sahibiz. Ben ona müsaade etmezdim, müdahale ederdim yani. Anında değil mi? Evet, alırken. Anında müdahale ederdim. Evet. Anında. Evet. Ama görmediğiniz işi şu anda suçlayamadınız. Evet. Görmedim, evet. Küçük kızla konuşmaya çalışan yabancıya tepkiler birazdan. Peki yalnız bırakmayın. Efendim, iyi misin sen? Tamam tamam, bekle, geliyorum ben hemen, tamam. Tamam, bekle hemen, ben geliyorum. Ceren kalkıyor ve unutulan cüzdandan paraları alıp yerine oturuyor. Hanımefendinin gözü Ceren'in üzerinde. Peki ya bu hanımefendi olayı gördü mü? Hanımefendi endişeli gözlerle konuyu takipte. Pardon. Buyurun. Buyurun. Ya ben demin aceleyle kalktım da cüzdanı unutmuşum burada. Para vardı içinde. Yok şimdi.
400 lira vardı şimdi. Çık çevre tuvaleti. Hiçbir şey yani. Görmedim efendim maalesef. Yok şu anda burada siz? Hayır yok. Ceren yine giriyor ve bakın şimdi neler olacak. Bakar mısınız? Buyurun. Az önceki bayan ayağa kalkıp o tarafa geçti ama şimdi kalktı gidiyor ama şu bayan. Ben gördüm burada çünkü. Oturan bayan mı? Evet aynen gidiyor şu. Nasıl yani? Hep oradan bir şey. Siz telefon geldi koştunuz. Hiç kimse oraya uğramadı. Bence şu kameraya bakabilirsiniz. Yani kameraya bakamıyorum, 24 saat sonra bakabiliyorum tekrarına. Bir müşteri olayı gördüğünü, diğeri ise görmediğini söylüyor. Bir saniye, siz bir içeri gelir misiniz? Hanımefendi konuyu çözmeden işin peşini bırakmayacak gibi. Arka cebine yüzükleri şöyle koyduğunu gördüm ben ama buradan alıp almadığını bilmiyorum. Ama arka cebinde, arka cebine para koy. Tamam, arka cebine para koy. Pardon, bu mu hanımefendi? Yani evet, öyle kaldı. Hesabı ödedim, şimdi gidecek. Pardon bir saniye. Yok şey arka cebinize para koyduğunuzu gördüm de beyefendinin galiba cüzdanından para almış da. Ben cüzdanımı unuttum burada sen. Acil çıktım dışarı. Hı. Geçmiş olsun. Sağ olun içinde para vardı 400 lira şu an yok yani. Sizin kırılıp arka cebinize koyduğunuzu gördüm yanlış görmediysem. Doğru mu gördüm bilmiyorum. Ben gidebiliyor muyum? Hanımefendi. Arka cebinize bakabilirler mi acaba? Tamam arka cebinde para var ama benim param yok. Kafedeki herkes bir anda olayın içinde. Sizin burayı gördüğünüzü gördüm. Sonra masaya geçip arka cebinizde rulo yaptınız. Beyefendi içeri girince şu içeri gittiniz. Ya ben sizi suçlamak istemiyorum ama bir cebinizdeki parayı çıkartın. Niye yazıyor? Ayıp ya. Bir sayalım mı? Ay ne münasebet ya Allah Allah. Ben sizin buraya geldiğinizi gördüm mü? Ben şu an sizi burada suçlamak ya da yazmak istemiyorum. E tamam o zaman. Arka cebinize koyup oturdunuz. Beyefendi tamam. Şey gelince içeri karşı. Tamam lütfen biraz durun çözülsün ondan sonra. Çık Ceren gitsin. Çık çık. Bir saniye durur musun? Hayır hayır. Hanımefendi bir saniye durur musun lütfen? Yani çok komik. Ben gördüm çünkü yani. Bütün de gördüm. Yani ya dikkatimi çekti yani çünkü bir anda ayağa kalktı böyle buraya geldi sonra otururken arka cebine böyle koyup koyuyor oturdu. Sonra beyefendi içeri girince direkt o şey gitti çantasına böyle. Yani belli yani çantası. Şimdi ortaya çıkma vakti. Aa, günah almak istemedim açıkçası şu an yani gördüm ama böyle bir sahneyi günah almak istemedim sadece ama nakden gördüm yani. Ve üzüldüm şu an öyle çekip gitmesi falan çok şaşırttı beni. Gözümle görmediğim için pek bir şey diyemedim. Hanımefendi gerçekten dikkatli gördü falan. Bilmiyorum yani böyle bir şeyin şok oldum ben de şu an. Unutulan cüzdandan para çalan kıza tepkiler birazdan. Ben seni burada gördüm. Dur tamam bekleyin hemen geliyorum ben. Tamam bekleyin ayrılmayın oradan geliyorum. Şimdi bu beyler misafirlerimiz. Sizce Ceren'i gördüler mi? Ya acil telefon geldi. Cüzdanı unutmuşum buradan koşarak çıktım. Şimdi geldim param yok içinde. 10 saniye. Kamera kayıtlarına bakın arkadaşlar. Ben bak bir iddia da bu. Ya az bir para değil yani. 400 lira para yani. Beyler görmedim deyince işbirlikçimiz devreye giriyor. Ben gördüm. Bayan masaya geçip cüzdan elini aldı. Giden hanımefendi. Ben lavabodan geldim. Bilmiyorum. Ben de görmedim. Peki beyefendiler gerçekten görmediler mi? İzleyip görelim. Bu hanımı. Bu bayan. Hanımefendi pardon bakar mısınız? Hanımefendi sizin kalktığınızı, yerinizden kalktığınızı ve buraya geldiğinizi görmüş. Yanlış görmüş. Ya bir kişinin söylediğiyle beni nasıl itham edebiliyorsunuz? Arkadaşlar polemiğe niye gidiyorsunuz ya? Kamera var, her şey var. Çağırın polis. Hanımefendi de burada zaten. Beyefendi yardımcı olmaya çalışıyor. Gerek yok bak kamera var orada hepsi var. Anladınız mı? Adam haklı. Arkadaş hala da efendi davranıyor. Bakın o bayanı göndermeyin. Bak ben senin olsam gidip o bayanı yakalarım yani. Bak sen hala da o kadını serbest bırakıyorsun. Gitsene o kadını. Beyefendi ama kimse görmemiş oluyor. Ben nasıl suçluyum? Hanımefendi diyor ki bayan aldı diyor. Haksız yeri de şimdi peşinden gelip tutarsak. Hayır tut. Bir şey olmaz. Hanımefendi kameradan çıkacak. Bak bayan gitti zaten. Cevap verdi. Kaçtı gitti. Sen hala da duruyor musun burada?
Göndermeyin bayanı, madem almadı göndermeyin. Allah Allah, sen kamera 24 saat diyorsun. Hanımefendi burada diyorsun. Diyor ki bak cesur bir şekilde ben gördüm diyor, bayan aldı diyor. Merhabalar. Merhaba. Bakalım beyefendiler ne hissetmişler? Hanımefendi dedi ki ben orada bir bayanı gördüm, aldı dedi. Yani, hani biz abdestimizden emin olduğumuz için namazdan da şüphemiz yok. Biz gerekeni söyledik orada, olması gerekeni. Ama iyi tuzağa gelmişiz. Ayasında ben koşacaktım yani kadının peşinde. Kadın gidiyor yani. Çok çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Sen olsan biz, ne yapardın? Biz teşekkür ederiz. Böyle programlarla en azından sağ bu olun. İnsanları daha duyarlı hale sağ getiriyorsunuz. Küçük kızla konuşmaya çalışan yabancıya tepkiler birazdan. Şu an seni gördüm. Ben orada seni izledim. Yalan atma. Tamam hemen geliyorum. Bekleyin. Tamam bekleyin hemen geliyorum. Şimdi bu beylere dikkatlice bakmanızı ve sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Ceren parayı alıp arka cebine atıyor. Beyefendiler Ceren'i gördü. Peki şimdi ne olacak? Pardon. Beyefendi hiç düşünmeden müdahale ediyor. Bakar mısın be? Neyi kaybettin ya? Ya bunda para vardı 400 lira içinde. Siz... Buyurun beyefendi. Sen hanımefendiyi cüzdanın yanında gördün de sağ arka cebine bir kontrol edebilirseniz cebinde para olabilir. Sağ arka cebinde. Ceren gir içeri. Nasıl ya hanımefendi? Bir saniye durur musun lütfen? Ne? Hanımefendi mi abi? Sağ arka cebinde bir para var. Evet var benim param. Hayır. Çıkarır mısınız lütfen? Ben seni burada görüyorum. Aa. Lütfen çıkarır mısınız? Ya benim param beyefendi mı? Tamam. Sağ arka cebinde bir onluk, bir tane yüzlük. Beyefendi sayarken de baktım. Bir onluk, bir yüzlük. 400 lira para vardı içinde. Onluk var mı yani? Onluk var evet. Onlar bu cebimde duruyor. 10-20, onun içinde 400 duruyor yani. Yanlış anlamayın. Ben sizi orada gördüm. Elinizde para vardı. Arka cebinize koydunuz, işte buraya geçtiniz. Onları cüzdanın içine koydum. Emin misiniz sizin olduğunuzu? Benim ya. Peki niye oraya kalktınız, tekrardan geri oturdunuz? Cüzdanın unutunu gördüm. Tamam. Cüzdanı gördüğünüzde oraya geçtiniz. Ben sizi buradan izliyorum. Ya beni ilgilendirmiyor. Tuvaletim var. Hayret bir şey. Buyurun. Ben sadece oraya kadar gittiğini gördüm. Elimde bir para vardı, arka cebine koyduğumda gördüm. Beyefendi çok kararlı ve kendinden emin. Kamera bak orada, görüyor musun kamerayı? Tam orayı çekiyorsun. Ondan bakarsın. Hesabını dedim içeriye. Efendim. Ceren gitmek istiyor. Bakalım Ceren'i bırakacaklar mı? Hanımefendi görmüş beyefendi yani şu anda bir şey ben, var. Ben beyefendiyi tanımam etmem. Ben sadece gördüğümü söylüyorum. Bir kişi görmüş diye beni hırsızlıkla mı suçluyorsunuz? Yok, sizi kimse suçlamaz. Bu suçtur çünkü. Sadece cep telefonunuzu adınızı alacak, kamera kayıtlarından izleyecek, sonra sizin iltimata geçecek. Lütfen. Rica ediyorum. Zaten şöyle söyleyeyim. Kamera kayıtlarında bir şey çıkmadığı takdirde sizinle kimse iltimata geçmeyecek. Ya belki beyefendi aldı. Ben belki beyefendi aldı derken ben zaten olayı söylüyorum. Ben isterse cep telefonumu verebilirim. Siz de verip kamera kayıtlarından sonra sizinle irtibata geçerler. Ya benim işim gücüm var. Tamam telefonum var. İşim gücüm var. Tamam telefonumu yazayım ben. Ya uğraşamam ya. İşim var. Hanımefendi lütfen bakın. Ya ne hanımefendi? Bakın kendi aralarında ne konuşuyorlar. Kadın koşarak kaçtı ya, gözümle gördüm onu. Şuraya geldi. Biz de orada parayı şöyle elinde tuttu şöyle. Şurada arka cebine koydu. Geçti. Yap oturdu. Merhabalar. Nasılsınız? Bu cesur beyefendiyi tanıyalım. Beyefendinin yerinde kendim de olabilirdim. Yani acil bir telaşla çıkıp cüzdanımı orada bırakabilirdim. Her an her şey olabilirdi. Ama yani kimseye de güvenmemek lazım. Böyle bir olayı gördüm. Benim başıma da gelindi. İnsani vatandaşlık görevimdir. Yani doğru bir şey gördüysem aman bana bulaşmasınlar diye saklayamam yani. Ama çok hemen iyi tıpaya düştüm. Yani ben burada böyle bir şeyin olacağını tahmin bile etmiyordum. Sen bir insan yapması gerektiğini yaptın canım.